Bir izleyicimiz demiş ki ne günlere kaldık. Ya Cahit Özkan'ın filan haberini yapmayın lütfen. Neyse sonrasını ben burada söyleyemiyorum. Bir başka izleyicimiz demiş ki kamu bankalarına müfettiş atanmalı. Son 3 yıl kredileri kimlere verildiyse ve yüzde kaçtan verildiyse ve geri dönüşlerine filan bakılınca her şey ortaya çıkar, düzelir. Bir başka izleyicimiz ne günlere kaldık. Madem faiz aram o zaman milyonlarca hacizli fakir insan var. Bankalar faizleri balyoz gibi onları sırtına üstüne vuruyor. Fakirin tepesinde. Onlara niye faiz uyguluyorsunuz o zaman diyor. Ha soru bu gayet basit bir soru. Niye bu kamu bankaları faiz uyguluyor? Niye bu köylüye haciz geliyor faizi ödeyemediği için filan? Niye? Madem öyle, madem hüküm var. Gayet basit bir soru bu. Peki alışverişe geçelim. Alışverişte de ticarette sıkıntı var. Yani esnaf, ticaret erbabı tarafında. Peki tüketici tarafında yok mu? Bir ilginç durum var. Tek tek alışveriş dönemi mi acaba? İki tane almıştım. Birini verilmedi. Kasada alıp şey yaptılar. Yüksek oranda zam geldi. Onun için almak zorunda kaldım. Zaten iki tane vermiyorlar. Az gelmiş. İki günden beri tek bir tane alacaksın deniliyor. Kasaya geldiğim zaman iki tane aldığın i̇şte zaman koyun birini deyince sanki. Yani böyle bir kıtlığa gidiyoruz veya kuyruklara gidiyoruz. Özet olarak cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş. Bütün tersanelerinin girilmiş. Gençlik bunu biliyor mu bilmiyorum. Gençliğe hitabede yazıyor. İkinci paket şekeri almasına izin verilmeyince şaşırdı, duygulandı. Duygusunu da bu şekilde anlattı. Elinde alabildiği tek paket şekerle, marketlerde özellikle yağ, un, şeker gibi temel gıda ürünlerine kota sınırlaması var. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi marketinde de 5 litrelik ayçiçek yağı, 2 kiloluk toz şeker ve 2 kiloluk un satışlarına kısıtlama getirildi. Bir alan ikincisini alamayacak. Fazla da alamıyorsunuz, çok pahalı çünkü. Zaten alamıyorsunuz. Tabii her şey kısıtlı maddi olarak da. Yazılı uyarıyı görmeyip ikinci şeker veya yağ alan kasada ürünün ikincisini bırakmak zorunda kalıyor. Bazı marketlerde zaten bazı ürünler için ikinci ürünün satışı kısıtlanmıştı. Şimdi Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde de başladı. Zaten fiyatlar yüksek, günden güne daha da yükseliyor. İndirime giren veya zam gelmeyen bir ürün bulsa da fazlasını alamayacak. Çünkü şeker ve yağ satışları sınırlandırılmaya başlandı. Zaten almış başını gidiyor. Uzaya gidiyoruz biliyorsunuz değil mi? Uzaya gidiyoruz artık. Normaldir. Güzel bir şey. Kinaye yaptığınız zaman düz bir şekilde anlatacak olursun. Aynen öyle. Berbat bir hayat. Ben doğma büyüme buralıyım. Ben böyle bir şey görmedim. Bu ithal nedir dışarıda? İthal getiriyor. Onlar buradakini kısıtlıyor. Marketlerde 100 lira olan 5 litrelik ayçiçek yağını 85 liradan bulabiliyor tüketici kooperatif marketinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da alışveriş yaptığı ve zincir marketleri eleştirirken daha ucuz olarak adres gösterdiği Tarım Kredi Kooperatif marketinde de bu manzara tüketiciyi üzdü. Tarım kooperatifi halka hitap eden bir kooperatif. Yani halka bunun yapılmaması lazım. Biz geliyoruz, çiftçimiz kazansın, üreticimiz kazansın diyoruz ama geldiğimiz zaman bu iki gündür ki olan olay bize çok saçma geldi.